Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda güzel bir kapama yemeğimiz var. Şöyle tüm malzemelerimi hazırladım ben. Kapama kabımı ve tenceremi de hazırladım. Bunun için gördüğünüz gibi bir toprak kaba ihtiyacınız var. Şu şekilde annem verdi, ondan getirdim ben. O da Eskişehir'de böyle toprak kaplar satan bir abimiz var. Ondan temin ediyor, alıyor. Sağ olsun bana verdi. Ben de aldım geldim. Hazıra kondum birazcık. Bu tarafta gördüğünüz gibi tavuğum var. Haşladım, akşamdan hazırladım onu. Son indirmeye yakın biraz da tuz ilave ettim. Burada da iki tane orta boy kuru soğanım var. Bunları en son tavukları içerisine kapama kabımızın koyduktan sonra üzerine yayacağız. Bunların lezzetine doyamayacaksınız emin olun. Çok güzel oluyor soğanlar içerisinde. Bu tarafta da görmüş olduğunuz gibi iki tane domatesimi rendeleyip hazırladım. Onu da pilavı için kullanacağım. Sır salça da kullanabilirsiniz ama eğer yaz mevsiminde yapıyorsanız veya varsa domates soslarınız yazdan hazırladınız kullanmanızı öneririm. Domatesli güzel bir pilav yapacağız etrafına da çok daha lezzetli olacak. Tavuğumuzu şöyle bir kabımıza alalım. İri parçalara bölelim. Kanatlarını ayrı, butlarını, göğüslerini ayrı şekilde ayıralım. Üzerlerinin derisini ben almadım. Çünkü daha sonrasında fırınlayacağım. Benim eşim bu şekilde haşlanmış olarak pek sevmiyor. O yüzden fırına vereceğim. Siz seviyorsanız bu şekilde de haşlanmış olarak sorun değil. Üzerlerinin derilerini alabilirsiniz. Kemiklerini de biraz iri kemiklerini ayırabilirsiniz. Çok dağıtmadan. Evet, görmüş olduğunuz 200 milimlik bir çay bardağımla, büyük çay bardağımla da pirinç ölçtüm burada. Güzelce beyaz suyu çıkıncaya kadar yıkadım. Sonrasında biraz ılık suda beklettim. Ve tekrar yıkayıp süzdükten sonra hazır hale geldi. Soğanlarımızı da yarım ay şeklinde doğrayıp hazırlayalım. Diğer bir tarafta tavamızda bir yemek kaşığı tereyağını eritip içerisine domatesimizi ekleyelim. Güzelce kavuralım biraz şöyle orta ateşte. Bir yemek kaşığı kadar domates salçamızı ekleyelim. Onunla beraber de karıştırdıktan sonra üzerini kapatıp kısık ateşte biraz pişirelim ki domatesin, salçanın o ekşi tadı gitsin. Hem biraz da suyunu da çeksin iyicene. Biz o arada diğer tarafta kabımızın içerisine, kapama kabımızın içerisine tavuklarımızı yerleştirelim. Yine kabın genişliğine göre parçalara bölebilirsiniz. Bazen görüyorum kapama diye böyle rast geliyorum. Pilavı pişiriyorlar, üzerine tavukları da haşlayıp dizip fırınlıyorlar. Ona kapama diyorlar. Kapama öyle olmaz. Benim bildiğim bir kapama kabının içerisinde yapılan yemeğe kapama denilir. Demek ki başka yerlerde farklı şekillerde yapılıyor. Daha büyük bir kapta tüm bir tavuğu da yerleştirebilirsiniz. Benim kabıma bu sırt üst kısmı sığmadı. Yeterli gelir zaten bu kadar da. Daha üzerine soğanları da yerleştireceğim. Arzu ederseniz tavuk yerine etle de yapabilirsiniz. Bir başka sefere size etli olan tarifini de vermeyi istiyorum. İlk fırsatta. Şöyle yarım ay doğradığımız soğanlarımızı da üzerine yayalım. Arzu ederseniz bu aşamada soğanlarınıza biraz da tuz ekleyebilirsiniz. Sıkıca dolduralım içerisine. Zaten pişince o soğanların hacmi azalacak. O yüzden hiç dert değil, merak etmeyin. Mümkün olduğunca sıkı sıkı doldurun içerisine alacaktır. Yaklaşık 18-20 santimlik bir güveç kabı bu.
Şöyle ters çevirelim, tenceremize de alalım. Tam ortasına yerleştirelim, kenarlarından hava almasın. Evet, bir domatesimizi kontrol edelim. Artık bayağı suyunu çekmiş, güzelce pişmiş. Pirincimizi ilave edebiliriz. Pirinçle beraber de güzelce şöyle bir 5 dakika kadar ya da 3-4 dakika kadar kavuralım ara ara, karıştırmayı ihmal etmeden. Evet, pilavımız da hazır, domatesli pilavımız. Artık kapama kabımızın etrafına yayabiliriz. Eşit şekilde yayarsak çok daha iyi olur tabii ki. Haşladığımız tavuğumuzun suyundan 2 bardak kadar döktükten sonra bir karıştıralım. Topaklanmaları çözelim. Bir tane tane bir pilavımız olsun. İki buçuk bardağı, yaklaşık 4-4,5 bardak kadar tavuk suyu ilave ettim. Daha önce tavuğuma tuz atmıştım, söylemiştim size attığımı haşlarken. O yüzden sadece şöyle 1,5 yemek kaşığı, çay kaşığı kadar tuz ilave edip onu da karıştırdım. Ve artık üzerini kapatıp kısık ateşte pişirebiliriz pilavımızı da. Zaten içerisinde tavuklar pişmişti. O esnada soğanlar da piştiler ve çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Bu şekilde sıcak sıcak servis yapalım. Genelde kenarından böyle önce pilavları yenilir, daha sonra kabı çıkartılır. Sürprizdir o. İçerisinde et mi var, tavuk mu var diye böyle bir ritüeli vardır onun. Yöresel bir lezzet, güzel bir lezzettir. Arzu ederseniz dediğim gibi fırınlayabilirsiniz de. Ben şimdi fırınlayacağım için, hem sizlere göstermek istediğim için toprak kabı çıkaracağım tabii, güveç kabını etrafında, üzerinden. Dikkat edin yalnız, elinizi yakmayın bu aşamada. Çok sıcak oluyor çünkü. Evet, bu şekilde servis yapabilirsiniz dediğim gibi. Ya da benim yaptığım gibi kenarlarına şöyle pilavın üzerine yayıp tavuk etlerini fırına verebilirsiniz. Fırının ızgara bölümünü, kısmını açtım. Orta kademeye sürdüm ve bu şekilde 180-200 derecede kızarttım. Daha sonrasında tekrar onları ortaya toplayabiliriz hepsini, yeniden şekli bozulmasın diye. Ve nefis kapama yemeğimiz, pilavımız, tavuk kapamamız hazır olmuş oldu. Yanında bir salata yeterli gelecektir. O öğünü gayet doyurucu bir şekilde ve güzel bir şekilde geçirebileceksiniz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bir başka tarifimde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Dediğim gibi videonun sonunda az sonra logomu göreceksiniz web sitemin. Onun üzerine tıkladığınız takdirde
direkt tarifine erişebileceksiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, tekrar Allah'a emanet olun.